Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni elektrik akımı dördüncü videodayız temel kavramlar devam ediyor konumuzu anlatıyoruz hiçbir eksik olmadan kısmadan konu anlatımından ne varsa şu anki hedef ve kazanımlara göre şimdi elektrik enerjisi ve elektriksel güç diye bir başlığımız var. Eskiden mesela Allah Allah neler vardı burada. Şu dirençler e, sıvıların içerisine girerdi. Bilmem neler olurdu falan. Şu anda 3 tane Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kita yani şey kitap var. MEB'in kitabı var, ikinci bir yayın var, Fen Liseleri kitabı var. Yani hepsine baktık arkadaşlar. Hepsine baktım. Böyle bir şey görmedik. Belki sorularda ben gene korkumdan inceleyeceğim haberiniz olsun. İlk önce bir anlatalım ama. Şimdi bir direnç doğal olarak yani üretece bağlandığında ve akım geçtiğinde ısınacaktır. Bu çıkan ısıyı hesaplayabiliyoruz ve biz bunu W ile gösteriyoruz. Ne yapacağız? Şimdi ben şöyle diyorum. Dedik ya birim yükün yani direncin bir ucundan diğer ucuna geçmesi halinde sizin harcadığınız enerji V kadarıdır arkadaşlar. Yani güzel. Birim yük adına yaptığınız harcama. Bu böyle. İsterseniz yazalım. Birim yük evet yük adına harcanan enerji. Güzel bu. Böyle bu kısmını sevmiyorum işte ben böyle yazıyorsun ya bir yandan zaman geçiyor ya çoğu zaman hazır olmasının sebebi o. Hani böyle hemen hızlıca z diye yazmak. Neyse. Bu birim yük adına. Peki sen T saniye bekledin, tamam mı? T saniye bekledin. Buradan Q kadar geçti, bilmem kaç tane yük geçti. Q kadar yük geçerse çarpı Q dersiniz. Bu da T sürede şunu yazayım ben. Bak şimdi şöyle yapalım. T sürede bunlar kitaplarda yok işte. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yok. Göremedim. Pat diye yazmışlar böyle formülü. Dang diye böyle kutu içerisinde. T sürede e, dirençten geçen. Direnç. Hani bir de böyle yapar ya öğretmenler. Dirençten geçen yük. Tamam. Güzel. O zaman harcadığımız enerji açığa çıkan ısı enerjisi böyle oluyor. Peki akımı yazarsak nasıl yazarız? i eşittir q bölü t diyoruz ya arkadaşlar akım şiddetini konuşurken belirli bir sürede q kadar yük geçmişti. O zaman sizin kit dediğiniz şeyle karşılaşıyoruz. i çarpı t. Q'yu böyle ifade edebiliriz. Ama atası bu. Şimdi bir numara şöyle olacak. Hani bunu artık e, güncellemeye başlayacağım. V dursun tamam mı? Q yerine ben i çarpı t koyuyorum. Bu bir. Bu şekilde ısıyı bulabilirim. Yerine koydum sadece bak. Q'yu yerine koydum. İki numara. Baştan alıyorum. W eşittir yani V çarpı hani IT'yi yazalım şöyle bir. Hani baştan alıyorum derken o kadar da baştan değil aslında. Efendim hani I çarpı T burada duruyor. Şimdi ben Ohm yasası var ya burada. V e, potansiyel fark uyguladın. I akım oldu, R oldu. Sen burada nefis Ohm yasası yazarsın böyle V eşittir İ, R diye. Yazdım V yerine onu yazıyorum o zaman. I çarpı R dedim. Yan tarafta da I çarpı T var şöyle. Daha önceden koyduğumuz. Bunu herkes sever. En çok kullanılanlardan bir tanesidir. Üzerinden i akımı geçen R direncinde T sürede harcanan ısı enerjisine bakıyorsunuz arkadaşlar. Kendim buldum bunu. İ kare RT. 3 numara hemen alalım. Üçüncüsü. Şimdi baktığında gene böyle yapacağım. V işte İ, T burada duruyor. Şimdi diyeceğim ki V'yi ellemeyelim. V dursun. Şu İ'yi kurcalayalım. Om yasası burada ya. Bak şimdi i'yi buradan çekersem ne gelir? R'yi bunun altına göndersem V bölü R olacak. Onu yazıyorum burada. Şimdi o zaman burada V bölü R diye yazdım ben i'yi. Şöyle bir şey. iğrenç bir şey oldu bak. V kare çarpı T bölü R diye bir şey. Bunlar böyle geliyor. Bunları hani ya işte çocukların kafasını karıştırmayalım. Birden pat diye verelim ezberlesinler demek yanlış. Yani en azından nereden geldiğini görsün. Hani sonuçta gene ezberleyecekse kendi bilir de böyle olsun. Şimdi burada ee, şu üçünden neden bu çok seviliyor onu anlatayım. Şimdi ben ısıyı bulacağım ama hem V'yi hem iyi bulmak zorunda kalırsam zor, yani zor oluyor kolay olmuyor. Ama buna bak şimdi direnç belli zaten sen bir tek akımı hesaplayacaksın oradan da takılacaksın. Buradaki T saniye tabi unutmayalım ya da burada sadece V'yi biliyorsun olay o. Yani bu şekilde açığa çıkan ısı enerjilerini bulabiliyoruz. 3 tane oldu. İstersen yani böyle V çarpı I çarpı T yazarsın. İstersen ben buraya bir daha yazıyorum. i kare rt yazarsın ya da işte w eşittir ne oldu? v kare çarpı t bölü r. Yani onun için en sevimli gözüken bu oluyor. Burada iki şey bulmak zorunda kalıyorsun. Burası biraz kalabalık geliyor insanlara. Onun için bunu seviyorlar. Fark etmez. Hangisi elinin altındaysa biri zaten otomatik olarak diğerine dönüşebilir yani bu açık. Şimdi gelelim elektriksel güce. Power'ın p'si. Pa. Power. Evet. Eskiden bir adam vardı. O aklıma geliyor. Snap diye. İzleyin çok komik ya. Çok komik. 1990'lar amca o öyle böyle değil yani. Birim zamanda harcanan elektriksel enerji bize elektriksel gücü verir. Yani bir e, sonuçta e, elektrikli aletin, buzdolabının, çamaşır makinesinin, e, bir ısıtıcının, ne bileyim mutfakta kullandığınız kettle'ın yani her birinin elektriksel anlamda gücü vardır. Ne kadar enerji çektiğini anlarsınız. Birim zamanda ne harcadığını bilirsiniz. P eşittir. Daha önceden de bunu biliyoruz. P eşittir. W bölü T dediğimiz zaman burada harcanan elektriksel enerji. Şimdi W deyince insanlar işe gidiyor aklı. O zaman hani şöyle yaparken de görüyoruz tamam mı? E bölü T yazanı da gördüm. Hani harcanan enerji hangi sürede harcanıyor? E bölü T. Yani harcanan elektriksel enerji. T zaten zaman aralığı saniye elektriksel güç watt. Şimdi burada böyle bir şey var. Hatta bakın bunu böyle düşündüğünüz zaman E eşittir. P çarpı T oluyor ya. Bunun birimi şimdi watt. Dikkat edin. Watt. Bunu da böyle çarpı saniye yapıyorlar ya. Bunu biz Evlerimizde harcadığımız elektrik enerjisi olarak zaten kullanıyoruz. Ama saniye evde harcanan enerji için çok küçük bir zaman aralığı. Biz faturalarımıza aylık ödüyoruz. Saat olarak hani ne kadar harcadığımıza bakılıyor. Saat cinsinden hesaplanıyor. O zaman da tabi sayılar çok oluyor. Bunu mesela kilovata çeviriyorlar. Kv yapıyorlar. Kilowatt bin katına çıkarıyor. Bunu da saat yapıyor. Mesela bunu da çarpıyor. Bunu da saat yapıyor. Şöyle bir şey geliyor karşımıza kilowatt saat. ÖSYM bunu daha önce direkt olarak sorup şöyle demiştir. Hem de birkaç kere sordu bunu ya. Yani şaka gibi yani. Aynı şey kaç kere sorulabilir ya? Bunu bil. Bunu bil yani. Kilowatt saat ne birimidir? E harcadığın enerji birimidir. Yani bu da jul ama her şeyi büyüttün ya bu da tabii kilo joule düzeyine çıkıyor yani. Çünkü burası watt. Burası saniyeyken jul bu. Sen buraları büyütürsen o da ona göre olur. Ama kilowatt saat yani diye okunuyor bu. Elektrik faturasına baktığınızda ilk endeks, son endeks, aradaki fark bunu görüyorsunuz işte. Şimdi daha önce bulduklarımızı toparlayalım. E tamam W bölü T şöyle bir şey bu bir numara işte. Yapıyorum şimdi W neydi yazdık orada V çarpı I çarpı T ydi. ilki bir önceki sayfa sana göre işte bir üstteki şunlar gitti V çarpı I oldu bu bir ikinciye bakıyorum baştan alıyorum şimdi P eşittir yine W bölü T yapacağız e orada ne yapmıştık? İşte i kare rt yazmıştık. Bölü t demiştik. Yine t'ler gitti. i kare r oldu. 3'e bakıyorum. p eşittir w bölü t. Oradan da bu bayağı kalabalıktı. Şunu şöyle bir yazayım. v kare çarpı t bölü r idi. Bölü t vardı. Yine t'ler gider. Bu da zaten aşağı iniyor. Buradan da v kare bölü r var. Şimdi Tükenme süresinden bahsederken çaktırmadan aslında buraya gönderme yapıyoruz. Şurada arkadaşlar üreteçlerin hepsini özdeş kabul ediyoruz ya bizim için hani hedef ve kazanımlarda o şekilde. Özdeş olmasa bile yerine koyabilirsin. E, özdeşse hepsinin V'si aynı ya üreteçlerin. Epsilon diyoruz. Bazen V diyoruz. İşte o yüzden yani üzerinden geçen akıma bağlı olarak çekilen güç artıyor ve e, pil de ona göre çabuk bitiyor. Akım ne kadar çok olursa sonuçta üreteçten çekilen güç o kadar çok oluyor ve kimyasal enerji olarak depolanmış şey o kadar çabuk bitiyor. Burada yani tükenme süresinin mantığı buraya yaz, yani yaslanıyor. Tükenme süresi. Biz onun için kullanıyoruz bunu. Elektriksel güç. Yoksa hani tabii ki de herhangi bir devre elemanının da herhangi bir ütünün, lambanın, ne bileyim kettle'ın, e, elektrik sobasının gücünü de bu şekilde hesaplayabiliriz. Ama ikisini birden bulmak mantıksız. Genelde bunu tükenme süresi için, üreteşler için kullanıyoruz. Bu ikisi, bu ikisi arkadaşlar lamba parlaklığı için çok kullanılır. Lambalar diyeyim ben buna. Ama hani akım ne kadar çoksa lamba o kadar parlak yanar. Hatta P'yi parlaklık formülü diye söyleyen arkadaşlarım var. Yani ama gücün P'si o. Ya da V'si ne kadar çoksa o kadar güçlüdür, o kadar çok enerji harcıyordur, o kadar parlaktır der. Tercih et ben bunu tercih ederim. Çünkü anahtarlar açılıyor, kapanıyor. Lamba parlaklığı nasıl değişir diye soruluyor. O zaman sıkıntı çıkıyor. Bakarız sorularda bu daha güzel olabilir. Devam edelim bakalım. Evet, 3 değişik yolda bulduk onu da. İşte bak gene geldim buraya. Ben lamba parlaklığını ayrıca dayanamamışım, ayrıca incelemişim. Lamba parlaklığı bir lambanın elektriksel gücü bize onun ne kadar parlak yandığının göstergesidir. Tamam mı? Tamam, güzel. İşte I kare R ve kare bölü R formüllerini parlaklık için kullanılabilir. İ'si çok olan lambanın üzerinden akım, özdeş lambalarsa R'ler aynı ya onun için bunlara bakıyorum. İ ne kadar çoksa güç o kadar fazla, parlaklık o kadar fazla. V ne kadar çoksa aynı şekilde. Özellikle özdeş lambalar için uçları arasındaki potansiyel fark çoksa parlak yanar ya da üstünden geçen akım çoksa parlak yanar cümlelerinde kurmuşuz. Ama ben V'yi tercih ediyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim. Şimdi bunu neden yazdınız hocam diyecek olur ama bu hedef ve kazanımlarda yani elektriksel güç nasıl bir satırsa bu da bir satır arkadaşlar. Bunlar var. Isı, iş, mekanik enerji ve elektriksel enerji, elektrik enerjisi dönüşümleri var. Bunlardan söz etmeden, belki tahmin edebilirsin ama söz etmeden geçmek istemedim. Kullandığımız elektrikli sobalar. Hani böyle karşıdan bakınca içinde hani böyle çizgi çizgi metal kızınca böyle kırmızımsı renk oluyor. Ufo diye yazmışım ya bu aslında bir marka reklam oldu ama elektrik enerjisi hem ısı hem de ışık şeklinde dönüşüm yaşar. Diğer bir örnek de klasik lambalardır. O klasik lambaların şöyle diyelim hani içindeki tel geçen elektrik akımından dolayı ısınır. Etrafa hem ışık verir hem de dokunduğun zaman elini yakar ısı da verir etrafa. Haberin olsun yani. Ama tabi bu klasik lamba. Şimdi başka ne örnekler verilebilir? Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüştüğü örneklerden vantilatör, mikser hani karıştırıcı diyelim artık çamaşır makinesi elektrikli süpürge örnekleri verilebilir. Yani elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşüyor, hareket enerjisine dönüşüyor. Mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü örnekler de klasik barajlardaki jeneratörler, bazen hani herhangi bir yerde e, kablo çekemeyeceğimiz, priz olmayan bir yerde hani jeneratör olarak taşınabilir tekerlekli olanları var. Bisiklet dinamosu var. Görmüşsünüzdür bisikletin yanına böyle yapışır tamamı Dönmeye başlar sana elektrik enerjisi üretir. Mekanik enerji tam tersine nasıl işte elektrik enerjisine dönüşüyor onu da söyleyebiliriz. İşte yine bir tane daha böyle. Ya bunu anlatmaktan gocunmuyorum ben tamam mı? Aslında en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bunları karşına getirirlerse sıkıntı olabilir. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınacak önlemler. Yani ben burada genel kültür oluşturulmasından yanayım. Bu hedef ve kazanımlarda var arkadaşlar. Elektrik uyarı levhalarına ya adam şimdi bir tane böyle e, şey yapmış sarı üçgen içinde şöyle bir yani sonuçta yıldırım resmi var tamam mı? Yani burada elektrik var diyor yani elleme orayı diyor. Bilmiyorsan elleme kapağını açma diyor elleme o zaman yani. Dikkat edin böyle ölüyor insanlar zaten yani. Ha Dur bir dakika evvel ya hallederiz ya bir açıyoruz bir kapalıyor bitti. Ondan sonra işte kürekle kurtarmaya çalışıyorlar vurarak. Bayıltalım bari düşsün yere falan diyor. Uya e, işte elektrik uyarı levhalarına uyulmalı. Prizlere emniyet kapağı var. Mesela şimdi prizlerde duvar üzerinde diyelim ki şu priz ya şöyle biraz perspektif çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir kapak var bu kapak böyle açılıyor. Şöyle açılabiliyor. Açıyor. Ondan sonra prizi içine takıyor. Yani fişi içine takıyorsun. Hatta şimdi şu bir girdiği yer var ya böyle yuvarlak ya mesela böyle. Şu deliklerin içerisinde engelleyici şeyler var. Tek bir tanesine böyle çocuklar hani bir şey sokmaya çalışırsa sokamasın. Hani fiş, şeyin fişin iki tanesi birden geldiği zaman açılıyor. Öyle güvenlik önlemleri var. Ya da ekstra kapak var. Mesela dış cephede su gelmesin diye ekstradan kapak koyuyor. Ya da çocuk ellemesin diye. Şimdi bir prize birden fazla fiş takılmaması hani yüklenmemek anlamında karışıklık oluşturmamak anlamına sıkıntı çıkarmasın diye. Yani mantıklı bir yaklaşım. Islak ee, zeminde elektrikli cihazlar kullanılmamalı. Daha kötü fena diyeyim çarpılmana sebep olabilir. Elektriğin geçmeyeceği varsa ıslaklıktan dolayı geçebilir. Evlerde topraklı priz kullanılmalı. Doğrudur. Yani topraklı priz iyidir. Elektrikli cihazın üzerinde bir kaçak varsa toprak hattından çeker gider. Senin üzerinden değil. Yani elektrik kablosunu tercih eder, toprak hattını tercih eder. Sigortalar kapalı konuma getirilmeden tamirat yapılmamalı. Sigortaları kapatacaksın, açarken, kapatırken söyleyeceksin. Sesli söyleyeceksin. Kapatıyorum, açıyorum kesinlikle sesli olarak söylenmesi gerekiyor. Bu arada bu arada ben size yarın öbür gün bakın söylemiş olabilirim daha önce. Yani evinizde kira olsun, kendinizin olsun hiç fark etmez. Ana sigorta arkadaşlar. Kaçak akım röleli röleli ana sigorta. Bundan taktırın. Bunlar en ufak bir kaçak akım olduğu zaman bütün evin elektriğini kesen özel bir sigorta türü. Evde küçük çocuk da olsa sen çıplak bir elektrik teline parmağını değdirsen bile anında atıyor. Sen çarpılmadan ne olduğunu anlamadan sigortanın attığının sesini duyuyorsun. Yani böyle çağ attı yatar sigorta mı attı falan dersin ya o şekilde. Yani tel açıkta bile olsa elektrik olan tel dokunduğun zaman bu seni koruyor çarpılmıyorsun. Onun için ne zaman olacağı Allah korusun ne olacağı belli olmaz. Böyle bir şey yapın 40-50 lira bir şey takıyorsunuz rahat ediyorsunuz yuvasından çıkmış teller açıkta kalmış prizler bazen hani bir şeyi sökerken zorluyoruz ya çat diye böyle söküyoruz ya böyle kıpırdatıyoruz ya prizi komple yani onların tamir edilmesi gerekir prizlere tabi manyağız ya biz prizlere metal ve benzeri maddeler sokulmamalı diye de var bunlar devlet kitabında yazıyor tabi bazıları bazılarını da ben ekledim çok önemli bence yani en azından sen şu anda kaçak akım roleli ana sigortayı öğrendin Ha 5 var 5 var. Ha <laughs> bakın 5 var 5 var. Po. <laughs> evet tamam. Evet neyse olsun. Bu 6'mış. Devam edelim bakalım. Ona göre de yazmışımdır ben. 8'e tamamlayacağım yani. Mıknatıs ve manyetik alan. Şimdi genel tanıtım. Aa elektrik bitti falan. Gerçekten de bitti. Yeni hedefe kazanımlar bu şekilde arkadaşlar. Mıknatıs ve manyetik alan. Manyetik alanla ilgili bir tanıştırıyor seni. Zaten daha sonra ben manyetizmayı ayrıca inceleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Mıknatıslarla insanoğlunun tanışması milattan önce 2000'li yıllarda olmuştur. Anadolu'da magnezya bölgesi günümüzde Manisa ilimiz yani e, adını buradan alıyor zaten. Bazı kaya parçalarının metalleri çektiği gözlemlenmiştir. Oradan kalma adı. Yani ilk olarak insanlar bu şekilde tanışmış. Tabii doğal olarak bulunan magnetit formülü olarak bakın bu f 3 o 4 Yapay ve elektromıknatıs olarak karşımıza çıkan mıknatıs türleridir. Üç türü var yani doğal, doğada. Ee, senin yaptığın yapay bileşik elde ediyorsun ya sonuçta bak bu bir bileşik. E, bu manyetik özellik gösteriyor. E sen de o zaman yaparsın yani sonuçta. Onun için yapay dedim. Bir de tabii elektrik etkisiyle elektromıknatısla karşımıza çıkıyor o da var. Son yıllarda yani bunu e, görüyoruz sizde de son yıllarda karşımıza çıkan nasıl okunuyor bilmiyorum neodyum neodyum Neodmium neyse mıknatısları var. Çok güçlü bir bileşik. Yani bu da buna içine katkı da yapıyorlar tabii. Yani aslında bir element de galiba bildiğim kadarıyla. Ama içine katkılar yaparaktan e, manyetik özellik e, kontrol edilebiliyor. E, düşünebiliyor musunuz? O kadar güçlü ki ağırlığının yaklaşık 1300 katına kadar e, taşıyabiliyor yani. Acayip güçlü bir şey. Küçük küçük bilyelerden böyle birbirine yapışıyor ya böyle kolye bile yapıyor insanlar böyle o derece yani kuvvetliler. Yani ya da birleştiriyor böyle küp yapıyor falan. Acayip komik bir şey ya. Acayip. Var yani şu anda. Neyse artık bu numara böyle gidecek. Bir mıknatısın manyetik özelliklerinin etkili olduğu bölgeye manyetik alan diyoruz biz. Manyetik alan. Yani mıknatısın etki ettiği bölgeye manyetik alan diyoruz. Kaynağının hareketli yükler olduğu düşünülmektedir. Şu andaki birikimimiz, e, deneyimimiz insanlık olarak bu şekilde. Tekrar okuyorum. Kaynağının hareketli yükler olduğu düşünülmektedir. Zaten bu mantıkla da akımın manyetik etkisi var. Akım geçen bir tel etrafında manyetik alan oluşturuyor. Demek ki o hareket eden yükler manyetik alan oluşturuyor bir şekilde. Doğru bu laf yani. Manyetik alan vektöreldir. Ee, daha sonra anlatacağım bunu. B sembolüyle, B harfiyle göster. Nasıl kuvveti F ile gösteriyorsun? Bunu da B ile gösteriyorsun. Birimi SI'da, yani uluslararası birim sisteminde tabii ki de e, yattığı yer cennet, mekanı cennet olsun. Evet, Tesla'dır. Tamam. Bir mıknatısın manyetik alanı demir tozlarıyla görsel hale getirilebilir. Yani bunu bir camın altına, bir kartonun altına bir şeyin e, koyuyorsun. Üstüne de demir tozları serptiğinde bunlar böyle bir şekil alıyor. Ama sonrasında bak ben ne yapmışım? kutuplar zaten hani bu manyetik etkinin en güçlü görüldüğü yerler tam bu uçlar kutuplar bu kutbun şiddetini belirleyen o bileşiğin ne olduğudur bir mıknatıs diğerine göre aynı boyutta olsa bile daha güçlü olabilir nasıl oluyor bu bunun bileşiği neyse o belki daha güçlü mıknatıstır sıradan bir mıknatısla neodmyum mıknatısı karşılaştırınca neodmyum daha güçlü mesela e o da onun neodmyum olmasından kaynaklanıyor Büyür, büyürse tabii ki de gücü de büyür o ayrı mesele. Yani bir küçük mıknatısı var, bir de yani büyük mıknatısı var. Büyük mıknatısı tabii ki de daha güçlü olur. Ona bir şey demiyoruz. Kutuplarda ama daha şiddetli görüyorsun. Bakın şuralara noktalar koymuşum. Bunları nasıl tespit ediyoruz biliyor musunuz? Buraya bir pusula koyduğumuz zaman nereye bakıyor diye bakıyoruz. Şimdi burada tam şu noktada yöntemi şu arkadaşlar. Bir tane teğet çiziyoruz biz. Onun üzerine bir tane pusula iğnesi koyduğumuz zaman, bir pusula koyduğumuz zaman pusula o doğrultuda oluyor. O teğetin doğrultusunda. Şimdi buradan gelince S'ye gidiyoruz ya. O zaman burası N oluyor. Diğer taraf S oluyor. Buna baktığında şöyle bakarsak şöyle burada da bu. Buradan N var. Burası o zaman hani burası N, burası S. S N'ye bakıyor. Yani şöyle bakmıyor. Çizgi üzerinden bakıyor. Bak mesela burada teğeti çiziyoruz. Komik geliyor bu insanlara da. Tam o noktadaki çizgi nasılsa teğeti çiziyoruz. E, tabi S'ye bakan taraf ne oluyor? Ya hocam niye bakmıyor? Böyle baksın. Hayır bu çizginin üzerinden oluyor. Ona dikkat et. Buradan çıkıp bu tarafa doğru gelen minik kağıttan kayıklar gibi. Yani takip ettikleri yol kağıdın e, şey çizgilerin üzerindeki yol oluyor. Evet 7'ye geldik. 7'ye geldik de neyse artık e, iki tane oldu yani. Bir tane fazla oldu. Bu pdf böyle oldu artık idare edin. Mıknatısların birbirleriyle olan etkileşimi. Sen bunun karşısına aynı elektrik alan çizgilerine çok benzer. Hatta arkadaşlarınız işte burası artı burası eksi der. E, karışmasın bunlar kutup arkadaşlar. N, North, S, South hani kuzey güney anlamında hani diyelim. E, bunlar birbirini gördü mü çekeceklerini bu manyetik alan çizgileri aynı elektrik alanda olduğu gibi birbirine tutunuyor ve güçlü bir şekilde birbirlerini çekmeye çalışıyor. Bu oklar olursa kimin ne kimin S olduğunu anlarsın ama oklar olmazsa sadece zıt yüklüdür dersin. Peki aynı olursa ne oluyor? İşte bu çizgiler birbirinin içinden geçmiyor, birbirini kesmiyor. Onun için yamulmalar başlıyor. Bu çizgiler ne kadar sıklaşırsa da etkileşim o kadar güçlü oluyor tabi. İttirdikçe sıklaşıyor. ittirdikçe sıklaşıyor, birbirini daha güçlü itiyorlar veya çekiyorlar. Ama burada itiyorlar. Böyleyse zıt olduklarını söyleriz. Ama okları çizersen böyle madem ben neye yazmışım oralara okları N'den çıkacak, S'ye gidecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. O zaman ne oldu? birbirlerini ittikleri için yani böyle oldu. Ne diyebiliriz. İki tanesini boydan boya bak. Burada da yaptım aslında Ns de. Boydan boya yaparsak ne olur? N'den S'ye bir atlamalar var zaten. Dikkat edin tutunuyor onu çekiyor. Bir de tabii kendi içinde de dönüyor. Bak burada da var aynı şekilde. Yani burada niye az yaptın olmasın buraya da yapayım. Şimdi N'den S'ye doğru çıkıyorlar. Şöyle ben burada biraz ortadan yaptım ama. Şöyle N'den S'ye doğru. Burada da aynı şekilde. Ondan sonra da bu. Böyle bir şey. Güzel. Yani manyetik alan çizgilerini bu şekilde gösterebiliyoruz. Bu sayfa fazla olmuş artık yani kusura bakmayın. PDF'de bir tane sayfa çıkarmak zorunda kalacaksınız ama iyi olmuş bence. Demek ki benim bunu anlatacağım varmış. Manyetik alanın yönü. Şimdi biraz önce anlatmıştım ama yine anlatıyorum. Herhangi bir noktada manyetik alanın yönünü sorarlarsa o noktada ilk önce teğet atıyorsunuz. Ondan sonra o teğetin üzerine pusula iğnesini böyle çiziyorsunuz. N'ye bakan taraf S olacak. Diğer tarafta N olacak. Böyle. Burada da aynı şekilde o T'ye atıyoruz. Ondan sonra da evet S'ye bakan taraf N olacak. Diğer tarafta S olacak. Bu bir. Şimdi farklı bir yöntem. Biz arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın. Şimdi bundan ayrı çiziyorum. Tamam mı? Karışıklık olmasın. Bunu anlatma diyorlar ama ben bir parça anlatacağım. Şimdi bir tane mıknatısı var ben diyelim ki burada karşında bir tane bir başka mıknatıs daha var. Çekiyoruz. O beni çekiyor. Ben onu çekiyorum. Bu kuvvetler var. Tamam mı? Bak. Şimdi aralarındaki uzaklık D. Güzel. Bu kuvvet arkadaşlar bir tane sabit var. Salla. Ortamın hani ne olduğunun manyetik alan çizgilerinin etkisinin ne olduğunu bize söyleyen bir kat sayı var. Umurumda değil. Şimdi buralara P1 çarpı P2 diyorum. Tamam mı? Bunlar kutup anlamında pol. Kutup demek. P harfi oradan gelme. Tamam mı? Onu yazdım. Bunlar kutup şiddetleri. Bunlar özdeş mıknatıslarda olabilir. Farklı mıknatıslarda olabilir. Yani önemli değil. Kutup şiddetleri aynı hani K, Q1, Q2 bölü D kare vardı ya arkadaşlar. Aynı mantıkla çalışır. Manyetik alanla elektrik alan. Alan teorisidir. Aynı mantıkla bak. K'sına kadar. Tabi sayılar farklı olabilir ama sabit var. E, kutup şiddetleri var. E burada da yüklerin yani şiddetleri sayıları vardı. Bölü D kare. Şimdi bu kuvvet tabii mıknatısların e, hangisinin şiddetli e, kutup şiddetinin büyük olduğuna bakmadan böyle. Şimdi tamam bunlar birbirini kuvveti böyle yapıyoruz. Peki şu nasıl oluyor? Bunu neden anlattım? Şimdi burada ne var? Bundan d kadar uzaklıkta, d kadar uzaklıkta bir tane e, N kutbu, birim N kutbu düşünüyorum. N, N'yi iter diyorum. Burada manyetik kuvveti yazalım diyorum. Şimdi şöyle oluyor işte. K bunun kutup şiddeti var. P1 öteki zaten minik birim ona 1 bir diyorum bölü de kare bak aynı elektriksel kuvvetten elektrik alana geçerken ki yaptığım hareket gibi böyle bir şey yapıyoruz. O zaman da diyorlar ki bunu böyle yapma birim kutba etki eden birim kutba tekrar söylüyorum bakın birim kutba etki eden manyetik kuvvete özel bir isim verelim ona B diyelim deniyor. Manyetik alan şiddeti bu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar birim kutba, birim n kutbuna etki eden n olacak. Hani nasıl elektrik alanda artı bir koymuştun? Burada da n var. Yani ona göre diyor. Şimdi ben o zaman buraya burada nasıl olacak? N var. N n'yi iter. Bu tarafa doğru b göstereceğim. B1. Buraya bakıyorum. S var. Buraya birim N kutbunu koydum. Kendime doğru çekiyorum. Uzaklıkları belirtmediğim için farklı farklı yapıyorum. Bu b 2 e bu nasıl oldu? şu kutup var ya bak köşeden değil şu kutbun tam ortasından şuradan bak şu mesafenin tam ortasından o noktaya doğru gidiyorum şöyle. Buraya ne koyacaktık ne ne neyi iter şöyle bir şey olacak bu tabi tam ortadan çıkılıyor ya bak şu çizgi o zaman buradan da şöyle geliyorum böyle geldim bunun ortasına doğru bu da böyle çekiyor bu da b bu da b eşit bunların bileşkesini alırsanız tam burada çıkar bileşke yani bu noktadaki bileşke manyetik alan bu yönde. O zaman buradan geçen manyetik alan çizgisi tam bu noktada bu yönde. O zaman ben buraya bir tane pusula iğnesi koyarsam şöyle. Evet B ne tarafa bakıyorsa kuzey kutbu da o tarafa bakar. Böyle duruyor diyebiliriz. Böyle yöntemle çözebiliriz. Bak bir de ne var? Bu örnek var. Hemen ona göre yapıyorum. Şu noktayı alacağım sadece. Şuraya hemen N'yi koydum. N, N'yi iter. 1. S, N'yi çeker. 2 uzaklıkla ters orantılı olduğunu unutmayın. Çok ciddi bir fark. S bu da var. Bu kutup da çekiyor. Şimdi böyle yaptığın zaman bu bunu böyle çekti. Tabii kendi N var ya çekiyor. Aynı mantıkla bu da bu tarafa doğru şöyle itti. Şöyle bir şey var. Ama dikkat ederseniz bunlar çok uzaktalar. Yani şunun gibi yakın değiller. Bunlar az arkadaşlar. Az. Şunlar çok. Net olarak söylüyorum. Bunlar da çok. Şimdi Az olanlar zaten şöyle olsa bile yani senin gibi böyle yan yana olsa bile seni yenemiyorlar. Bir de aralarında yazık açı var. O zaman bunların bileşkesi zavallı durumda. Bunların bileşkesine de zavallı diyeyim ben. Evet, o zaman buradaki iki tane çok zavallıyı yener. Bu noktada yani o nokta bu nokta olsun. Aşağıya doğru bir manyetik alan oluşur. E o zaman ben oraya pusula koyduğum zaman şöyle büyük yaptım bu sefer. Pusula iğnesinin kuzey tarafı aşağıya doğru olur. Yani buraya konan pusula iğnesinin şekli aşağıdakilerden hangisidir derse bu şekilde aşağıya doğru bakan bir tane olacak. Evet arkadaşlar bu videolar uzun oldu çünkü dediğim gibi çok fazla detay var. Mümkün olduğunca aynı videoda toplamaya çalıştım. Görüşmek üzere dinlediğiniz için teşekkürler.